Mehmet Tezkan halktv.com.tr Sürtükler ve çürükler diyarı. Çok önemli bir gelişme oldu. Bartın Başsavcısı Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetildiğini yarım sayfalık metinle dosta düşmana izah etti. Erdoğan gezi protestosuna katılan kadınlara sürtük, erkeklere de çürük demiş, alayını terörist olmakla suçlamıştı ya. Kadınlara sürtük demenin ne anlamına geldiğini biliyoruz da, erkeklere çürük demek olduğunu çoğu kişi bilmez ben susayım ne anlamda söylediğini Erdoğan açıklasın veya Bartın Cumhuriyet Başsavcısı. Başsavcı bırakın hakaret davası açmayı soruşturmaya bile gerek görmemiş. Çünkü bir kimseye yönelik eylem değilmiş, hakaret sayılmazmış. AKP pazar günü Galatasaray'ın stadında seçim startını verdi. Erdoğan konuşma yaptı. 50-60 bin kişinin katıldığı iddia ediliyor soruyorum muhalefetten bir siyasetçi o toplantıya katılan kadınlara sürtük erkeklere çürük dese ne olur söyleyen milletvekili ise savcı dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlar din ve nefret suçunu devreye sokar söyleyen kişi vatandaşsa sabaha karşı polis evini basar kendini Silivri'de bulur AKP'li kadınlar sürtük erkekler çürük vay 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 bana göre çok ağır hakaret ama başsavcıya göre değil Galiba Erdoğan söyleyince kabahat olmuyor ama başkası söyleyince nefret suçu oluyor veya AKP toplantısına katılanlara söylenince hakaret oluyor. Gezi gibi sivil eyleme katılanlara söylenince hakaret olmuyor. Başsavcı demiş ki, hakaret olması için bir kimseye yönelik eylemin olması gerekir. Bu kararı veren başsavcı hukuk fakültesi mezunudur ama hukukla haşır neşir olmadığı belli. Hukuk felsefesinin ne olduğunu anlamadığından eminim. Zaten şikayetçilerin ifadesine göre savcılık makamı suç duyurusu dilekçelerini almak istememiş. Sonra çıkıp hukuk var diyorlar. Sonra çıkıp adaletin var olduğundan söz ediyorlar. Sonra çıkıp kurdukları rejimi öve öve bitiremiyorlar. Ülkenin devlet başkanı anayasanın verdiği protesto gösteri yürüyüş hakkını kullanan kadına sürtük erkeğe de çürük diyor. O ülkenin adalet mekanizması bu tabiri normal buluyor. Biri çıkıp AKP ve MHP'nin toplantısına katılanlara çürükler ve sürtükler dese ne olur? Demezler tabii. Terbiyeleri izin vermez. Ama diyelim ki biri bir patavatsız dedi. Savcılar ne yapar? Kişiye yönelik eylem olmadığı için suç oluşmamış kararı verir mi? Gülmeyin ya. Niye gülüyorsunuz ki? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.